Arkadaşlar merhabalar. 100 soruda tekrarda 30 ile 40. sorular arası bakacağız artık. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki şemada Ali'nin ev, okul, spor salonu, fırın ve sinema ile arasındaki uzaklıkların ölçümleri verilmiştir. Buna göre Ali hangisine en uzaktır diyor. Köklü sayı sorularında sıralama yaparken aslında sorudan soruya yorumumuzu değiştiriyoruz. Köklü sayılarda zaten bahsettiğim için derin oralara girmeyeyim. Ama şunu söyleyeceğim. Bazen kare alırız, bazen yaklaşık değerlerine bakarız. Bazen çok kolaydır direkt karşılaştırırız köklerin içlerine bakarak. Burada arkadaşlar karelerini alırsanız tam kısımlarının aynı olduğunu göreceksiniz. Bakın 3 birincinin karesi 9, ikincinin karesi 6. Sonra 6 alt, kök 6 gördünüz mü? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artık ikincilerde aynı şeyi uzun uzun söylemeyeyim. 15 artı 2 kök 50. Sonra bakın burası 15 artı 4 kök 14. Bu 15 artı 2 kök 26 ve bu da 15 artı 2 pardon 4 kök 11 oldu arkadaşlar. Şimdi peki bunlardan hangileri en uzak olacak ona bakalım sizinle. Şimdi 15'ler aynı olduğu için o zaman bakmamız gereken yerler neresi arkadaşlar? Köklü kısımlar. Köklü kısımlarda karesi en büyük olan tabii ki daha büyüktür. Şimdi siz iki sayının yaklaşık değerini illa bulmak zorunda değilsiniz. Burada karesi en büyük olan arkadaşlar 16 çarpı 14'ten 6 kere 4 24 64. Burası da 16 224 geliyor. Okul olması lazım. Bundan daha Büyük değer yok arkadaşlar. Bu 216 karesini aldığımız zaman 36 çarpı 6'dan. Bu 4 çarpı 50'den 200. Bu zaten 16 çarpı 11'den 176. Gördüğünüz gibi e, en büyük arkadaşlar en uzak okul çıktı. Burada ben cevabı B demişim. Onu düzeltelim A olsun. Ayşe, Burcu ve Eren birlikte lokantada yemek yedikten sonra... Hesabı istiyorlar. Ayşe'nin ve Burcu'nun cebindeki paraların toplamı hesaptan az. Haliyle ne diyeceğiz o zaman? Ayşe artı Burcu e, hesaptan az. Sonra Burcu ve Ceren'in hesabındaki paraların toplamı hesaba eşit. Ve Ayşe ile Ceren'in hesabındaki paralar, e, cebindeki paralar hesaptan çok. O zaman hemen aynı olanlara bakalım. Burada arkadaşlar A artı B, A artı C. Madem hesaptan daha çok paraları var. Demek ki A'lar aynı olduğuna göre C neyden büyük olacak? B'den büyük olacak. Bakın A'lar aynı. Madem bu bundan büyük tabii ki böyle. Düz bir eşitlik. Eşitsizlik pardon. Sonra B artı C'ye bakalım. B artı C de arkadaşlar H'ye eşit. A artı B H'den küçük. Haliyle B'ler ortak olduğu için burada da arkadaşlar C ne oldu? A'dan büyük oldu. Demek ki B ve A'yı karşılaştırmam lazım. Onun için de bakın son ikisine bakarım. C'ler aynı olduğu için hesaptan daha büyük olduğu için A da B'den büyük olacak. O zaman C, A, B şeklinde sıralandı. Bir eşitsizlik sorusu. Aslında siz bunları bizden daha hızlı yaparsınız arkadaşlar. Malum sınavda böyle temel düz matematik bile değil mantıkla yapabileceğimiz bir veya iki soru soruyorlar. Şimdi Gelelim mutlak değer sorusuna. İlk önce sağ taraf asla negatif olamaz. Şey e, haliyle ne olacak? Bir an yanlış söyledim diye düşündüm. Sağ taraf asla negatif olamaz. O zaman y küçük eşit sıfır olmalı. Şimdi bunu ilk başta böyle dedim buraya bakarak. ikinciye bakarak ama arkadaşlar y kesinlikle küçüktür sıfır olmalı derim. Neden biliyor musunuz? Burada iki tane sayının toplamlarının mutlak değeri. iki tane sayının toplamlarının mutlak değerinden küçükse bunlar zıt işaretli olur. Çünkü bir örnek görelim bakın. 3 ile eksi 2'yi topladığınızda 1 yapar. Ama bunların mutlaklarını ayrı ayrı topladığınızda 5 yapar. O yüzden sayılar zıt işaretli olduğunda sayı değeri küçülüyor. Mutlak değerce küçülüyor. Yani öz değer diyelim ben ona. Öyle bir kavram yok da. Sayının işaretsiz hali küçülüyor arkadaşlar. Ancak şöyle olsa bakın. ikisi de negatif olsaydı o zaman eksi 3, eksi 2 daha eksi 5. İşaretsiz kısmı büyüyor. Bu yüzden e, bu kavramları arkadaşlar sürekli böyle çıkarım yapmamak adına bence bilmelisiniz. Ben hem konu anlatımında da söyledim. Hem e, çözdüğüm bir önceki tekrarda da söyledim. Normal e, sene sonunda inşallah kısmet olursa tekrar yaparsam oralarda da söylerim. Bunları ÖSYM e soruyor. Böyle uzun uzun çıkarımlar yapmak biraz eziyetli olur. Bu yüzden bilirseniz daha iyi. E, mutlak değerler arkadaşlar. Ters işaretli olduğunda toplamından küçük oluyor. Aynı işaretli olduğunda bunlar birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla x ve y zıt işaretli. Y kesinlikle negatif, o zaman x kesinlikle pozitif. Haliyle çarpımları negatif yanlış oldu. X büyüktür sıfır. Doğrudur. X eksi y büyüktür sıfır. Evet, büyükten küçük sayı çıkarırsak arkadaşlar her zaman pozitif olmak zorundadır. Bu yüzden bunun cevabı da 2 3 oldu. Gelelim güzel bir soruya. Ee, soruları lütfen. Kendiniz arkadaşlar bir uğraşın videoyu durdurun, yapmaya çalışın, ondan sonra benden izleyin. Yorum soruları çözmeye çalışıyorum ama sonuçta TYT'de bir yere kadar oluyor bazen. Absürt absürt sorular olabiliyor. ÖSYM'de ÖSYM kadar kaliteli soru üretilemeyebiliyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha bu TYT kısmında anlayışlı olmak lazım ama AYT'de gerçekten sağlam yorumlar yapacağız. Şimdi bir kere ben şunu söylüyorum x artı y bölü x çarpı y'lerde şunu yapmak lazım. 1 bölü x, 1 bölü y. Gerçekten payda eşitlediğinizde görüyor musunuz? x artı y bölü x y oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu yok. Bu daha mantıklı eşitsizlikte. Neden? Eşitsizliği yaparken x artı y bölü x y derseniz x ve y'yi iki kere değişken verdiğiniz için hatalı yapmış olursunuz. Her zaman ee, X'i bir kere kullanacağız, Y'yi bir kere kullanacağız. O yüzden böyle yapmalıyız. Bundan sonra eğer bütün sayıların pozitif olduğunu biliyorsak ters çevirme hakkımız var. Dolayısıyla 1, 1 bölü X, 1 bölü A. Eğer arkadaşlar 1 pozitif ama A'nın ne olduğunu bilemeseydik değiştiremeyiz. Aman ona dikkat edin bakın. Eksi 2 küçüktür, X küçüktür 1. Hocam eşitsizliği ters çevirebilir miyim? Hayır. Çünkü burada işaretler aynı olmadığı için eşitsizlik böyle hemen ters çevrilince yanlış olur. Bakın, eksi 1 bölü 2 büyüktür, x küçüktür 1 diyebiliyor musunuz? Ne kadar saçma değil mi? Bunun için işaretlerin aynı olması lazım. Bu yüzden değiştirebiliyorum. E hocam işaretler aynı değil ne yapacağız? O zaman gerçekten e, ikinci derece eşitsizlik yani 11. sınıfta gördüğümüz yorumları yaparız. 1 küçüktür, y küçüktür 2 olursa arkadaşlar burada da ters çevirdiğimde 1 büyüktür 1 bölü y büyüktür 1 bölü 2. Soru zaten bana 1 bölü x artı 1 bölü y'yi 1 olarak vermiş. O zaman 2 büyüktür 1 bunların toplamına 1 dedim. Büyüktür 1 bölü a artı 1 bölü 2. He, demek ki bu sayı arkadaşlar 1'den küçük olmalı. O zaman 1 bölü a artı 1 bölü 2 1'den küçükse 1 bölü a neyden küçük geliyor? 1 bölü 2. A pozitif olduğu için ters çevirim hakkım var. Eğer A'nın işaretini bilemezsen payda eşitle bildiğin normal şu 11. sınıfta gördüğümüz böyle payda eşitleme kavramıyla yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Buradan böyle bu eşitsizliği tabloyla çözeriz. Ama işaretlerin ikisi de pozitif olduğundan bunu değiştirme hakkımız var. Çünkü ters çevirince hakikaten eşitsizlik de ters çevriliyor. Dolayısıyla 1 bölü A 1 bölü 2. O zaman ters çevirdiğimde 1 bölü A büyüktür. 1 bölü 2 olur. Demek ki A da buradan 2'den büyük olmalı. Şıklarda zaten bir tek E var. 5 bölü 2 olabilir arkadaşlar. Bu bence güzel bir soruydu. Şimdi 15. soru biraz tehlikeli bir soru. Yani ben gerçekten uğraştırıcı demeyeyim de hani biraz gıcık eden bir soru olabilir. Güzelce işlemleri yapmamız gerekiyor. İlk başta da Allah Allah ne demek istiyor falan diyen arkadaşlarımız olabilir ama ...denemede çıksa, sınavda çıksa ben şaşırmam. Böyle bir soru söyleyeyim size. Şimdi 1 bölü kök 5 eksi kök 3'müş. Yani şunun yüksekliği toplamda 1 bölü kök 5 eksi kök 3'müş arkadaşlar. Bizden bu şeklin yüksekliği kaç olabilir diye istiyor. Ve orada dikkat etmemiz gereken şey zamanı yüksekliğe bağlı vermiş. Ama arkadaşlar biz burada yüksekliği bulmak istiyoruz. Neyi bulmak istiyorsak? Onu yalnız bırakmamız lazım. Dolayısıyla ben burada haşı yalnız bırakmak için kök 5 artı kök 3 bölü kök 2'ye bölmeliyim her iki tarafı. Dolayısıyla bak haş eşittir t çarpı kök 2 bölü kök 5 artı kök 3 oldu. Ne yaptım? Şu ifadeyi bu ifadeyi ters çevirip t'nin yanına attım. Neden? Ben haşı bulmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi, haş arkadaşlar, zamanı bağlı olarak böyle değişiyormuş. O zaman depoda olmaya başladıktan bu kadar saat sonra, yani t yerine git diyor, 1 bölü 8 eksi 2 kök 15'i koy. Ne yapacağız? Eşitsizlik, e, eşitsizlik nereden çıktı? Bir önceki sorudan etkilenmeyeceğiz. Eşlenik yaparak arkadaşlar, yukarıya 8 artı 2 kök 15, aşağıya da 8'in karesi 64, 2 kök 15'in karesi 60 diyeceğim. Böylece 64 eksi 64 4 olacak. O zaman t yerine bunu yazarsak kök 2 bölü kök 5 artı kök 3 oldu. Şimdi bakın şuraya lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Bu ifade 8 artı 2 kök 15. Kök 15 kök 5 çarpı kök 3'e eşit. 8 de 5 artı 3'e eşit. Burada ne yapıyorduk hatırlayın. A artı B buraya A çarpı B buraya eşitse bu kök 5 artı kök 3'ün parantez karesiydi. Aşağıda 4 var. Böylece burada da kök 5 artı kök 3 var. Bunlar gitti. Böylece arkadaşlar ne oldu? Kök 5 artı kök 3. Bunları da sadeleştirirsem 2 kök 2 geldi. Şimdi bu şu an bulduğumuz yükseklik. Gerçek yükseklikte 1 bölü kök 5 eksi kök 3. Hemen burada ne anlayacağım biliyor musunuz? Bu gerçek yüksekliğin kaçta kaçı? Onu anlayacağız şimdi. Bu yüzden Burada 1 bölü kök 5 eksi kök 3'e böleceğim. Neden? H'ın gerçek yüksekliğe de HG diyeyim. Şu an bulduğumuz su yüksekliğinin gerçek yüksekliğe oranını bulursam böylece suyun buranın kaçta kaçında durabileceğini anlarım. Yapmamız gereken olay bu soruda. Dolayısıyla burayı da eşlenik yapıyorum. Kök 5 artı kök 3. Kök 5 artı kök 3 ile kök 5 eksi kök 3'ü çarparsak ne olur? 5 eksi 3'ten 2. Dolayısıyla bak kök 5 artı kök 3'ler sadeleşti. 2'ler gitti arkadaşlar. Haliyle 1 bölü kök 2 geldi. Bunun da eşleniğini alırsak kök 2 bölü 2. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1.4. 1.4'ü 2'ye bölersek dolayısıyla 0.7 olur yaklaşık olarak. Şıklarda 0.7'ye yakın olan hangisi var arkadaşlar? D şıkkı. Bakın 3 parçadan fazla ama 4 parçaya da gitmiyor. 4 parça olsa o zaman 0.8 olması lazımdı. Dolayısıyla cevap bu şekilde D. Ee, biraz da dediğim gibi işlemlerden dolayı insanı gıcık eden bir soru. Yine de güzel bir yorum yaptığımızı düşünüyorum ama onu da belirteyim. Şimdi Taner matematik ders kitabında bulduğu bir soruyu çözmüş ve işlemin sonucunu X bulmuştur. Arkadaşı Metin Taner'in bulduğu sonucu merak etmiş ve Taner'den bulduğu sonucu söylemesini istemiştir. Taner de Allah cezanı vermesin bu ne ya. Taner de şakacı biri olduğu için cevabı doğrudan söylememiş. Arkadaşı Metin'in sonuca sonucu x bulduğunu söylemiştir. x'i merak edin arkadaşına da x eksi 5 ile 2 arasındadır demiş. Ve aşağıdaki tabloyu göstermiştir. Yani bu kadar tantana şunun için. x eksi 5 ile 2 arasında arkadaşlar. Bu ifadede x eksi 3 mutlak değerce a'ya eşit. Mutlak değerce a artı 3 x eksi 5 eşittir. Yine 4'e eşit. Hani böyle yeni nesil diye tutturuyorsunuz ya arkadaşlar bazen. Hocam yeni nesil yeni nesil alın işte yeni nesil. Benim biraz gıcık olmamın sebebi bu arkadaşlar. Tabii ki çözüyorum. Çözeceğim. Aralarda yine bahsedeceğim ama. Yani ÖSYM'nin ben bu anlamda daha insaflı ve daha düzgün yeni nesil sorduğunu düşünüyorum. Bu sorulardan bir şeyler öğreniyoruz. Gerçekten ben hani bu soru hoşuma gittiği için aldım çözümü. Ama biraz böyle abartılıyor işte. Valla o da bazen diyorum sizin yüzünüzden arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse. Çünkü bu kitaplar böyle olsun böyle olsun şeklinde çok ciddi bir kitlenin e, talebi oluyor. Yani sonuçta e, kitaplar hazırlanırken evet kabul etmek gerekiyor ki biraz. E, ...satış odaklı sonuçta insanlar bundan para kazanıyor. E satış odaklı da bakıyorlar. Biraz böyle nabza göre şerbet. E şimdi eskidenki gibi Karakök mesela. Yıllardır, yılların Karakök'ü bu sene yani kitaplarında biraz değişiklik yaptılar. Bu arada değişiklik yaptılar dedikleri de... ...yani biraz göz boyama gibi açık söylemek gerekirse... ...kötü, olumsuz bir değişiklik olarak algılamayın da... ...yani zaten onların birçoğu soru değişmemiş. Sadece yerleri değişmiş... Görüntüler değişmiş bu. Neden? Öğrenciler çünkü karekök eskide kaldı hocam. Bu sene bakıyorum yorumlara. Karekökün eskisi daha iyiydi ben onu alacağım. İşte bu yüzden de gerçekten yani biz sınava mı hazırlanıyoruz? Kitaplara mı? Bazen şöyle bir durum oluyor. Acil yayınlarının tarzında soru çözer misiniz hocam? Niye? Çünkü acilin sınavına giriyoruz biz. Ya da apotemi çok güzel hocam apotemi tarzında sorular var mı? İşte o noktada bazen bana geliyorlar ama ben yine de e, sabırla Size arkadaşlar kendi inandığım doğrultuda yardım etmeye çalışıyorum. Yani o yüzden de TYT'ye çok bulaşmak istemiyorum. Çünkü TYT hem ders anlamında nankör hem öğrenci anlamında biraz nankör. E, çok kaliteli çok iyi sorular çözseniz şekli şu soruya benzemese bir şey ifade biliyor. Ama ben bu kanalı takip eden birçok öğrencinin e, diğer öğrencilere göre daha mantıklı hareket ettiğine inanıyorum aralarda tabii ki oluyor ama genel itibariyle e, gerçekten demek istediklerimi anlayan bir kitle. Bunu geçen sene hazırlananlardan da gördüm. Bu sene de yine bazı gelen sorular hariç çoğundan anlıyorum ki millet bilinçli. Şimdi araya bir reklamları sıkıştırdıktan sonra devam edelim. X-5 ile 2 arasındaysa o zaman ben yukarıya ne verirsem vereyim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle eksi olur içerisi. Haliyle eksi olduğu için dışarıya eksi ile çarpılarak çıkar ki pozitif olsun. Böylece 3 eksi x a'ya eşit. Demek ki x neymiş şey a neymiş? 3 eksi x. O zaman ben x'i bulmak istediğim için a gördüğüm yere hemen 3 eksi x'i yapıştırırım. Sonra bu da 4'e eşit olur. 2x eksi 2 eşittir. E, 4 olduğu için ya 2x eksi 2 4 deriz ya da 2x eksi 2 eksi 4 deriz. Şimdi böyle olursa arkadaşlar x3 gelir. Böyle olursa x eksi 1 gelir. Ama ne demiştik sorunun başında? x eksi 5 ile 2 arasında bu yüzden bu cevap oldu. Güzel. Yani şuralar böyle abartılmasa bakın fena bir soru değil gördüğünüz gibi. Şimdi dizler konusunda aslında bu tarz sorular yapıyoruz arkadaşlar. Bu dizler konusu değil de yine temel kavram Soslu bir üstlü sayı. Ama diziler bilen arkadaşlar zaten bunlara daha hakim olduğuna inanıyorum. Şimdi birinci adımda bir kenarı arkadaşlar e, 2 üzeri 6 santim olan bir kare verilmiş. İkinci durumda bu karenin bir kenarının yarısı bakın beyaz kalıyor. Gördünüz mü? İkinci durumda bu karenin e, ikinci karenin ee, yarısı oluyor. Yani ikinci kare 2 üzeri 6 bölü 2 idi. Bu üçüncüsü 2 üzeri 6 bölü 2'nin yarısı. Ha, bak dikkat et 2 üzeri 6. 2 üzeri 6'nın 1 bölü 2 katı diyeceğim. Sonra 2 üzeri 6'nın 1 bölü 4. katı yani 1 bölü 2. katı. 1 bölü 2'nin karesinin katı daha doğrusu. O zaman bu birinci adım, bu ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım olsa 2 üzeri 6 1 bölü 2'nin kübü olacak. Neden? Üst bakın şu sayıyla 1 eksik artıyor. 3 olunca 2 oluyor. O zaman 4 olunca 3 oluyor. 10. adım ne olur? Kenar 2 üzeri 6 çarpı 1 bölü 2'nin 9. kuvveti olur. Böylece 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 9'dan 2 üzeri eksi 3. Bu bir kenarı oldu şimdi yeni karenin. Bunun alanı ne olur? Karenin alanı bir karenin kenarın karesi. 2 üzeri eksi 3'ün karesinden de 2 üzeri eksi 6 oldu. B şıkkı. Normalde de süper enerjik bir insan değilim arkadaşlar. Uçan kaçan bir tarzım yok ama bir de üzerine biraz da böyle rahatsız olduğum için ekstra yavaş olabilirim. Kusura bakmayın. E, yorumlarıma dikkate alın. E, zaten Allah'tan hızlı mod diye bir şey var. Genelde de çok mükemmel hızlı bir tarzım yok. Kendim de yavaş bir insanım. Ağır kanlıyım. O yüzden de şu an hepten alır kanlıyım. Siz e, biraz böyle 1.5-2 modunda alıştınız zaten dinlemeye. Öyle dinlersiniz diye düşünüyorum. E, 17. soruya kadar gelmişiz. Şey, 17 derken aslında şu an 7. soru. 8, 9 ve 10. Bakalım bu soruya. Ben bu soruyu şundan dolayı aldım. Sınavda arkadaşlar 40 sorunun bir tanesi veya iki tanesi şıklardan gideceğiniz şekilde oluyor. Ve sınavda test sınavına girdiğinizi unutmayın lütfen. Yani şıkları böyle kapatıp ben kendime yediremem şıklardan ya bakarak yapamam ben edebimle yapacağım falan demeyin. Yeri geldiğinde onu direkt yapmanız gerekiyor. Bu soruda da böyle bir durum var. Şimdi uzunlukları birisi diğerinin iki katıymış. Ben o zaman buraya A birim desem buraya A birim desem buraya da A birim derim. Çünkü böylece gerçekten M T'nin iki katı olur. Hakikaten de n'de yine t'nin mutlak değerinin iki katı olur arkadaşlar. Şimdi buna göre x eksi m'nin karesi yani öyle bir x değeri var ki arkadaşlar. Buna m'nin buna olan uzaklığının karesi, t'nin ona olan uzaklığının karesi ve n'nin x'e olan uzaklığının karesine bakacağız. Bu şartı sağlaması hangisinde olur onu kontrol edelim. Hemen ben size şöyle yardım edeyim. Tahmini olarak bakın yorum yapmak için söylüyorum. Şimdi x sayısı burada olsaydı o zaman arkadaşlar x eksi t'nin karesi a kare olurdu. Çünkü aralarındaki uzaklık a birim. m eksi x arkadaşlar 2a olurdu buradan 4a kare olurdu. Ve bu da a kare olacağı için bakın eşit olmazdı. Sol taraf daha büyük olurdu. O zaman ben ne anlarım buradan? Demek ki burada koyduğum zaman daha büyük çıktığına göre benim biraz sol tarafı küçültmek için x'i sola kaydırmam lazım ki N'den uzaklaşsın. Bakalım böyle bir durumda biraz daha abartarak şuraya getireyim. Ne olacak? Buraya getirirsem e, m ile t'nin m ile x'in arası a kare olacak. x direkt t'ye eşit olduğu için 0 olacak. Bu sefer N'nin de x'e olan uzaklığı 2a olduğu için 4a kare olacak. Ha bu sefer de N fazla büyüdü. Demek ki o zaman 0'a koyunca fazla büyük oldu. T'ye koyunca fazla küçük oldu sol tarafta. Demek ki T ile 0 arasında bir yerdeymiş X. Bak ne güzel bulduk. Hatta şıklardan deneyin derken şıklardan denemeden burada kendim deneyerek bulmuş oldum arkadaşlar. Ama şıklardan da deneseniz biraz daha vakit kaybı olsa da D'de doğru cevabı bulurdunuz. M'den tabii ki büyük. T'den de büyük çünkü bunların sağında. Ama sıfırdan da küçük oldu arkadaşlar. Zaten N'den de küçük gördüğünüz gibi. Dolayısıyla D şıkkı geldi. Gelelim buraya köklü sayılarla ilgili yaklaşık değer bulma sorusu arkadaşlar. Şimdi bazı sorularda kare alıyoruz. Bazılarında yaklaşık değer alıyoruz. Hocam biz bunu nasıl anlayacağız? Evet gerçekten orada soruyla baş başasanız ÖSYM e her tarz sordu. Kareli alınan sordu. E, köklü sıra yaklaşık değer sordu. Yetmedi kare almak yetmedi. Bir de bunların e, köklerle aralarındaki sayılarla aralarındaki ilişkiye baktık. Yani o an arkadaşlar genel matematik bilginize bakıyor iş. Şimdi kök 3 artı kök 2 yaklaşık olarak nedir? Ben şöyle buluyorum. Mesela kök yaklaşık değerini bilmiyor musun? Bunu 300 düşün. 300'e en yakın ne var karesi olan sayı? 17. O zaman bu yaklaşık 1.7'dir. Kök 2, 200, 196 var 14. Demek ki bu 1.4. O zaman 3.1 oldu yaklaşık ama. Sonra kök 3 eksi kök 2. 1.7'den 1.4 çıkarırsam 0.3 olur yaklaşık olarak. Kök 3 de 1.7. O zaman arkadaşlar bu yaklaşık olarak 3.1, 1.7 e daha ne yapıyor? 4.8, 0.3 daha yaklaşık olarak 5.1 yapıyor. O zaman 5600 metre olması mümkün değil. Yani A ve D'nin dışında olması lazım bu uzaklıkların, arabaların. 3 gitti. 5000 metre olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Çünkü A ve D noktaları arasındaki uzaklık 5.1 olduğu için yaklaşık Birisi böyle A'ya çok yakın olur. Birisi D'ye çok yakın olur. Böylece aralarındaki mesafe 5000 olur. Aralarındaki mesafe 110 olamaz. Çünkü birisi B'nin solunda, birisi C'nin solunda. Çünkü birisi bakın AB yolunda, diğeri CD yolunda diyor. Bunların birbirine en yakın olduğu nokta arasındaki uzaklık burada arkadaşlar BC olsa bile 0.3 oluyor. Dolayısıyla 110 da olmuyor. Cevabımız yalnız 2 oldu arkadaşlar. Bu şekilde geldik son soruya. Bakalım burada ne söyleyeceğiz. Şimdi Şamil, Eda, Remzi, Derin bir eşitsizlik sorusu. Bakın bu tekrarın TYT tekrarı olduğunu unutmayın. Yani hocam yaptım soruları ama ben orada bir ne kadar sürede yaptığına bakarım. Ben size şimdi anlatıyorum. Aralarda yorum yapıyorum, bir şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla tabii ki ben doğal olarak bu testleri bilerek uzatıyorum. Yani bir soru yorumlarda da ee, sonra 10 soru yorumlar yapacağız. Onlara 10 on soru yorum demiyorum da ben 10 numara sorular diyorum. Böyle ismi iddialı falan oluyor ama gerçekten güzel sorular var. 10 numara sorular olacak arkadaşlar. Sonra e, AYT tekrar yapacağım. AYT denemelerini çözeceğim size inşallah bir aksilik olmazsa. 3D zaten e, simülasyon çözdüm arkadaşlar. 10'lu simülasyon benim hoşuma gitti. 5'li... TYT denemesi zaten birleşik denemeler genelde branş denemelerinden daha kolay gibi geliyor bazen bana. Beşli denemedeki sorular orta düzeydi ama onlu denemedeki soruları ben demiştim ya size şu zamana kadar şöyle şunları çözün bu zamana kadar bunları çözün diye hatırlarsanız bahsetmiştim. E, denemelerde de e, onlu simülasyon çözdüm sonra AYT'yi çözerim ee, ...hazırladığım tekrarlar var geçen sene... ...gerçekten iyi olanlar. Onları vereceğim. Yapacağız yani bir şeyler bakalım. Ee, TYT'de... ...10 soru üzerinden... ...yorumlara devam edeceğim. Yani bu... ...bu farklı bir tekrar... ...arkadaşlar. Sonra bir de... ...böyle deneme vari sorulardan... ...oluşan, problem ağırlıklı... ...sorulardan da oluşan, hatta güzel... ...temel kavramlı sorular olan... ...bir 7-8 tane test hazırladım. İnşallah onları da çözeceğim. Ama... Bunlar böyle patır kütür gelmesin arkadaşlar. Hemen tüketmeyelim. Tüketince zamanını yayalım. Şey yayamayız. Bu sefer sene sonunda çözecek bir şey kalmaz. Biraz o kaliteli soruları ben yayayım. Siz de kendi kitaplarınızdakini çözün. Gerçekten e, faydalı olacağını düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım. E, siz bol bol soru çözün. Ben de devamında arkadan gelerek elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah gerçekten sene sonunda geçen sene olduğu gibi çok güzel başarılara ulaşmış arkadaşlarımız olur. Şimdi şamil, Eda, Remzi ve Derin'in arkadaşlar ortak aldıkları var. Hepsi birer ortak ürün alıyor. A, B, C, D'den hepsi birer tane almış. Bakın görüyor musunuz? Hepsinde birer tane A, B, C ortak var. O zaman bunlar bir şeye etki etmeyecek. Farklı para vermelerini sağlayan ne? burada birer ABC var, burada var, burada var. O zaman burada birer ABC'yi çıkarınca Şamil ne almış oldu? Fazladan bir tane A, bir tane, iki tane D. Sonra Eda zaten bir AB, bir C aldı, bir B aldı. İki tane A alacak arkadaşlar fazladan. Remzi fazladan A aldı bir tane, C aldı ve D aldı. Derin de Fazladan A ve B aldı. Şimdi en fazla parayı kim veriyor? Derin. O zaman arkadaşlar en büyük B'dir. Sonra en az parayı kim veriyor? Şamil. O zaman arkadaşlar en küçük D'dir. D en küçük, B en büyük. Çünkü fazladan iki tane. A zaten tam adı neyse. A zaten orada var. A hatta şunu fark ettim. Burada iki tane A hepsi orta kalmış arkadaşlar. Onu düzeltelim. O zaman 2A B, C'yi hepsi ortak kalmış. Bakın şunu fark etmemiştim ben. O zaman e, şamil iki tane D fazladan aldı. Düzeltiyorum o yüzden. E, bir tane A fazladan aldı. Eda, Remzi, C ve D'yi fazladan aldı. Derin de B'yi fazladan aldı. Zaten çok etkilemiyor çözümü de. Yani yine doğru yapacaktım. Ben kendim böyle düşünmüştüm. Şimdi çözerken fark ettim iki tane A'nın ortak olduğunu. O zaman daha da güzel oldu. D en küçük oldu hakikaten arkadaşlar. 2D almasına rağmen en az parayı veriyor. Bu sadece bir tane B almasına rağmen en çok parayı veriyor. O zaman B en büyük. Şimdi burada e, A ve C'de de nasıl bir yorum yapacağız? A, C, D'de arkadaşlar. Şimdi A, C artı D. Eda Remzi'den daha fazla para harcadığı için A, C artı D'den büyük. Zaten arkadaşlar D en küçük olduğuna göre bu böylece anında C'den büyük olduğunu görürüm. Peki D en küçük olduğuna göre zaten C'yi bak düşünmeme gerek yok. O yüzden böyle yazdım. Haliyle D C A B oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir eşitsizlik sorusu. Sınavda buna benzer çözülmüş sorulmuştu. Bir soru yorumda hatta ben çözmüştüm. Bu onun biraz daha böyle uğraştırıcı versiyon ama öyle müthiş uğraştırıcı değil. Bak bunu ben e, sınavda çözsek bu soru karşımıza gelse ben bu soruya maksimum 1 dakika veririm arkadaşlar. Hele sizin gibi sürekli soru çözen, sürekli pratik yaka, yapan arkadaşlarımız zaten bizden daha hızlısınız ama belki 1 dakikadan daha kısa sürede de çözebilirsiniz. Bu testte fena sorular yoktu bence. E, güzel sorularla uğraştık. Bir önceki üçüncü tekrardaki sorular daha kolaydı bence. Böyle biraz hani mola verme gibi olmuştu. Ama bu sorular biraz daha uğraştırıcı. Bakalım diğer sorular neymiş? Ha, çarpanları ayırma, oran orantı ve tabii ki çok sevdiğiniz problemler. Şimdi arkadaşlar 5. videoda demek ki onları yapacağız. Biraz problemlerle uğraşacağız 5-6. videolarda. Sonra kümeler sayma olasılık mantık ve fonksiyonlar polinomla olayı noktalayacağız. Bir aksilik olmazsa inşallah böyle güzel 100 tane Tam böyle deneme tarzında sorular çözmüş oluruz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.